Alo Baby'nin sunduğu Gel gör lezzeti tat, Erçelebi'yi anlat. Erçelebi, kömürde kadayıfın sunduğu Yudum yudum tazelik, yudum yudum lezzet, yudum yudum sağlık, Rabati Mesai Saati programını sunar. Mersin ciğerinin merakını nasıl olduğunu istiyorsanız hiçbir şey ciğer usulünde tanımak istiyorsanız abi ben saçmaladım ha. Şimdi ben sana ne soracağım onu anlamadım. Ben şimdi ne soracağım ben? Ulan sen bilmiyorsan ben ne yapacağım? Ya şimdi kebap mı soracağım? Ne kebap var mı? Biryan işte. Biryan karışık isteğe göre karışık. Nasıl karşılıyorsunuz müşterinizi? Ne çeşitleriniz var? Vallahi. Ben mi öğrettim onu? İşi şimdi mi öğretecek? Bize dava mı geçecek? Vallahi davul nerede? Davul yok mu? Ben ne? Sen niye arkamda duruyorsun abi? Davul güzel. Siz güzelsiniz. Seni bir çirkin. Bırak oğlum. Ne var? Gözler gitme hadi ya. Oradadır kız ya. Ne var ya? Ne var ya? Sen ne zaman gördün? Ben Türk üstü adamı. Sen geçen geldiğinde sen buraya yarık bir barak havası okuyordun. Aki elimizi dolgaya alıyor. Valla yok ya. Sen geçen gün bir şey oldu hatırlıyorsan. Hani şu geçen gün yaşadığın bir olayı bir anlat ya. Sen olayı oluyor. Çeki ya, çeki ya. Bayram hazırlıkları neler yapılıyor? Hangi ürünler gelmiş? İçeri girelim sizle birlikte. Bu kıyafetleri nasıl satıldığını, hangi fiyatları satıldığını saçmala saçmala duralı işte böyle. Ya buraya geldiği yer yok dedi. Tamam. Nasıl yer olmaz dedi. Dedim ya yer yok yani kusura bakmayın ama yerimiz yok. Yer yok kabul etmiyorum ben de müşteriyim dedi. Tamam özür dilerim dedim. Buyurun istediğiniz yere oturabilirsiniz dedim. Ama her taraf tıklı tıklı dolu yani. Dolaştık böyle oraya dolaştı buraya dolaştı. Dedi ki ya hakikaten oturacak yer yok dedim ben de onu söylüyorum zaten. Evet ne diyoruz? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz diyoruz. Dalakla ayrılıyoruz. Dalak. 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 Abi abi dediğinizi vallahi. Abi az önce sağ tarafındaydı farkındasın. Sen geldin. Burası bir müthiş. Ama yalan da bu ne ya? Eşitlensin eşit. Yalan da doğru söylüyor. Bu ne ya? Yalnız Arzu ne yapıyor biliyor musun? Malzeme kim iyiyse onu yapışıyor. Farkında mısın? Sevgili izleyiciler, Yeni Rus'umuzla birlikteyiz. Yeni Rus'u bize Türk Halk Müziği okuyacak. Türk Halk Müziği mi okuyacak? Hiç branşım değil. Hiç branşım. Pop mu müzik mesela? Hiç, Türk Halk ama hiç branşım değil. Sen söylersin abi. Bak, eminim. Bu tebessümün altına var. Eminim, gerçekten. Branşımız ne? Vallahi. Türk Halk dinlerim ben. Türk Sanat Müziği, Türk Ama biz duyduk ki siz çok güzel böyle rock söylüyormuşsunuz. Yok yok yok, hiç branşım. Rock tarzı müzikler söylüyormuşsunuz. Eminim. Abi biz ağır abiyiz, bize karışma abi. Biz ağır abiyiz. Sevgili izleyiciler, tabakhanede artık Yakup abi buranın bir sembolü Güneriz, olmuş. Tabii Yakup abi burada halka tat dökmüyor. Durele ya. Durele ya, ayıp sağ ya. Künefe yapıyoruz bu arada. Sevgili izleyiciler bir taraftan künefe yapıyor, bir taraftan dalak pişiriyor. Durele ayıp sağ ya. Durele valla. Selam veriyorum. Allah bile razı gelmiyor. Yapmayın ya. Yapmayın abi. Bak. Kimini seversen yapma. Yakup abi dalak demesinler. Abi isim gücün yalan arzu ya. Yalan dolan yapma Allah'ı seversen bir seversen ya. Giderim ya. Burele ya. Burele ya. Evet Ramazan ayı bereket ayında mola saati lezzetlerle buluşmaya devam ediyor. Ali şu anda biz neredeyiz? La dur ayıp sağ ya. Burası neresi Arzu? Yaptığın işe tükürdüm Arzu. Burada o soruyu sorsaydık iyi olurdu. Ne? Hem elbeyliği hem ikisini birbirine bağlardık ama dediğim gibi yani semazenin içinde bir kedi anlatmak da aslında biraz saçma olmaz mı? Elbeyliği çok güzel. Ondan işte. Ondan. Şimdi
Orada aslında ikisini birleşsek. Önce çekmedi. Bir alo söyle, bir ses kontrol. Alo. Ses kontrol. Bir. Yalnız, İki. Tamam. Yalnız sesler bile başkanımızdan soruluyor. Şey oldu yalnız. Biz piriketle ilgili konuşuyoruz. Evet, Mola Saati çok özel anlara şahit oldu ve Elbeli'de çok güzel sahnelere belediye başkanımızın vesilesiyle çok güzel şeyleri sahne... Arzu, ben seni bundan aşağı atsam ne olur? Gir... Bir yerden girelim. Hadi, hadi giriyorsun hemen. Arzu, aşağı atla kutulara. Bu iş bitsin. Allah'ın izniyle. Ya ya, tamam. Kısa bir ara diyelim, tamam mı? Arkadaş, canım nasıl çay istedi ya? Burada şey vardı, Almacı pazarında. İsmet babanın yeri vardı. Hah, burası. Ya. Selamun aleyküm. Oo, İsmet baba neredesin ya? Ya çay içecek yer arıyorum, bulamadım. Dur Allah'ını seversen ya. Buyur baba, sen orada bir yapata çay vereyim. Aleyküm selam. Ne var ne yok? İsmet baba, şimdi iki denet. İki denet. Bu çarşının İsmet babası, yetişene var. Evet. Eyvallah. Çaylarımız firmadan, içelimiz durmadan efendim. Çaylarımız firmadan, içelim durmadan. Durmadan, eyvallah. Evet. Nasılsın abi? İyisin. Teşekkürler. Abi, Adem abiyle Fatih abi de burada yine. Evet. Ya nereye gitsem karşıma çıkıyorsunuz siz ya. Abi baba, çay Antep'in her yerindeyiz. Evet. Tabii. Şimdi burası Almacı pazarı, İsmet babanın yeri. Burası da raba satış, raba çay satış noktalarından biri. Evet. Daha doğrusu birebir halk yetişiyor. Evet, 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 birebir. Teşekkürler. Uğraşık. Raba çay nasıl satışlar? Abi çok güzel. Memnunuz satışlarından. Kaliteli bir çay. Sürekli kullanıyoruz. Evet. Vatandaşlarımıza da tavsiye ederiz. Alıp kullanmalarını istiyoruz. Bir çay satıcısı olarak, evet, gerçekten çaydan anlayan birisin. Evet. Roba çay gerçekten iyi mi abi? Harika, kaliteli bir çay. Yüksek gazinoda yanar lambalar. Topal Süleyman söyler güzel kantolar. Tarakçının Mustafa göbek çalkalar. Çifte naraları pek yaman kaçtı. Tarakçının Mustafa göbek çalkalar. Rabat Çay satış noktası Kızılbent Kruz'tayız. Yanımızda müdürümüz Eyüp Bey var. Eyüp Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyidir, sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Her zamanki gibi Rabat paneli kuruldu. Doğrudur. Müdürümüz sağ olsun, satışa geldiniz. Evet. Satışlar nasıl gidiyor bari? Rabat Çay'ımız yeni anlaşmaya vardı kendileriyle. Evet. Müşterilerimizden olumlu tepkiler alınca rafımıza girmiş bulunmaktadır. Rabat Çay müşterilerimiz yoğun talebi üzerine tekrardan her hafta 10 günde bir olsun arkadaşların diğer müdürlerimize yardımcı oluyorlar. Tat panelimizi yapıyoruz. Satışlarımız iyi durumda. Kızılbent'in Gaziantep'te ayrı bir yeri var. Kızılbent'te kesinlikle Kızılbent Cross denildiğinde kalitesiz hiçbir ürün Kızılbent Cross'a girmez. Bizim Rabat'ın giriş önemlerinden bir tanesi de kaliteli olması, güvenilir olması ve içilebilir özelliğine sahip olmasıdır. Altayı attı, şefalı görünce geriye kaçtık. Lezzet noktalarını gezmeye devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Şimdiki noktamız sizin yakinen bildiğiniz Doğu Karadeniz balıkçılık. Şimdi içeri gireceğiz. Bize çok farklı bir balık lezzeti sunacaklar. Ben merak ediyorum. Siz de merak ediyorsanız takip edin. Umarım geç kalmadık. Akşam saati çok yoğun oluyor çünkü burası. Arus da geldi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapayım Uruslam ya, ne var ne yok? Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Valla tabakhane deyince ne geliyor? Balık geliyor. Balık deyince Urus'ta geliyor. Kolay gelsin.
Önce bir çay mı içiyorsunuz? Evet, doğrudur. Eyvallah. Ustam, tezgahta bugün bize ustamız ne önerir? Ne yememiz gerekir? Usta, Ali Bey'e bir bakar mısın? Gel abi gel. Gel bakalım. Bugün hoş geldin. Ne var ne yok, kolay gelsin. Sağ olun abi. Şimdi başlayalım. Palamut. Palamut. Sardalya. Karadeniz hamsi, istavrit, levrek, çupra. Yok yok. Ya şimdi ben bugün çok farklı bir balık yemek istiyorum. Tabii. Ne önerirsin? Yağda mı, ızgara mı, fırın mı? Izgara sonra nasıl olur? Yağda. Istersen. Yağda. Tamam, ne istersin? Bugün ne yiyelim? Mezgit vereyim abi size, kırtıksız. Haydi ustamız Ferdi Usta'ya devretti. Şimdi Ferdi Usta, bize evet güzel abi. Bir mezgit. Evet abi. Şimdi mezgiti önce temizliyoruz. Önce böyle temizliyoruz. Bunda hiç kılçık yok diyor. Şöyle, Mustafa. Şimdi hepimiz göreceğiz. Nasıl bir kılçığı var? Mustafa görüyorsun. Nasıl bir kılçığı var? Hepimiz birlikte göreceğiz. Metin sen de yaklaş. Görüyorsun Metin, bak nasıl şöyle, olmuş. Kaşık şeklinde bir orta bel kemiği olur. Hı. Onu da çok rahat bir şekilde böyle çekip çıkartıyoruz. Sadece bu mu var? Sadece bu var. Balığımızı unladık sevgili izleyiciler, görüyorsunuz balığımız unlandı, şimdi yağa doğru gidiyor. Yağa doğru gidelim. Gidelim. Buyurun bakalım efendim. Gel Mustafa, beni takip et. Selamünaleyküm. Mustafa Usta, nasılsın? Ne var ne yok? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Uğur ustamızın kardeşi, bu da buranın bel kemiği. Rukamızı getir hemen. Ben kendime bugün mezgit ayarladım. Çok güzel, harika bir balık. Tavsiye ettiler. Yani her zaman çupra, levrek yiyor. Zaten daim olarak bulunmayan bir balıktır. 12. ayın sonunda, 1. ayın sonuna kadar devam eden bir balıktır. Ondan sonra arasında bulamazsın. Şimdi bir taraftan balığımız hazır olurken, bir taraftan da hamsi tava lezzeti hazırlanıyor. Kolay gelsin ustam. Sağ olun. Bizim balık pişene kadar bunu seyredelim en azından, değil mi? Olur abi. Oo, yaklaşır mı? Tam yaklaşmış tava bak. Yalnız balık geldi önüme de ben burada hiç kılçık göremiyorum. Balığımız kılçıksızdır, sıfır kılçık. Biz bunu balık sevmeyenlere nakit olarak da sunabiliyoruz. Öyle mi? Nakit olarak da gidiyormuş. Tabii tabii tabii. Mustafa gelir misin buraya? Bak bak bak. Vallahi gerçekten hiç kılçık yok. Sıfır kılçıktır. Belirttikleri şey işte budur. Tadı harikadır. Vallahi harika. Dönem balığıdır. 12. ayın ortalarında, 1. ayın sonuna kadar olan bir balıktır. Haricinde bu balığı bir daha göremeyiz. Ayran içiyorsanız, yoğurdu yiyebiliyorsanız gerçekten balığın taze olduğunu anlamış oluyorsunuz. Tadına bakayım ben şöyle. Vallahi harika. Aslında bu lezzet 1972'den Kasım abinin döneminden bugüne gelen bir lezzet, evet, değil mi? Bizim patrondu. Gaziantep'e ilk balığı getiren, değil balığı mi? Sevdiren, balığı tanıtan, balığı yaygınlaştıran kişi. Değil mi? Doğru Mesai Saat programımız tüm hızıyla devam ediyor sevgili izleyiciler. Şimdi sizi öyle bir yere getirdim ki eski haliyle şimdiki hali arasında dağlar kadar fark var. Gerçekten öyle değil. Yalnız özellikle sizi kutlamak istiyorum. Bambaşka bir ortam olmuş. Evet, İçerisi ya. Düzüldüğü zaman ben burayı zaten söylemek istemiyorum. Bayılacaksınız. Şu an saygılı yapı dekorasyon yönetim kurulu başkanı Şaban abimiz var. Şaban abi nasılsın? Teşekkürler, iyi, siz nasılsınız? Eyvallah abi, sağ olasın. Abla evi gördüm. Evet. İnanamadım. Eski halini hemen gördüm. Hemen yaptırasın geldi değil mi bir tane sen böyle? Şimdi ekranın bir tarafında o eski halini gösteriyordur mutlaka, evet. Bizim yönetmen arkadaşımız.
Eski halinde yerler berbattı. Evet. Duvarlar berbattı. Evet. A'dan Z'ye ne yaptınız abi buraya? Burada A'dan Z'ye ne yaptık? Duvarları yıktık, yeniledik. Balkonu kış bahçesi yaptık. Elektrik, su tesisatı komple değişti. Asma tavan komple yeniden yapıldı. Duvar kağıdı, şömine yapıldı. Mutfak işleri, banyo yenilemesi, Türk hamamı, işte kapılar. Burada yapmış olduğumuz cam balkon, duşakabin, petekler burada değişti. Bir hamam görüntüsü vermişsiniz böyle. Evet, orada Türk hamamı yaptık. Eski banyoyu kırdık, yeniledik. Türk hamamı şeklinde çevirdik. Peki ne kadar sürede tamamladınız? Burası 45 ve 2 ay içerisinde. 45 ve 60 gün içerisinde yenilendi. Şu anda da 55 gün oldu bura gireli. 55 günde teslim ettik. Yani bugün teslim ediyoruz burayı. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Antep'in veya farklı illerde ev olsun, iş yeri olsun. Evet. Bir anda yıkık dökük harabe olan bir yeri 60 gün içinde en fazla maksimum 60 gün içerisinde farklı bir yaşam alanına getiriyoruz. Peki abi normalde fiyatlar çok uçuk diye söylerler aslında. Şimdi korkuyordur izleyicilerimiz bu kadar güzel dekorasyon yapmasın ışıktan. Hiç olmadığınız bir fiyat. Evet. Yani bu kadar işleme fiyat bence çok uygun. Evet. Bu evin durumuna göre değişiyor. Evin durumuna göre yapılacak işin tadilatına göre fiyat değişiyor. Evi böyle anahtarı biliyorsun Arzu. Evet. Tamam mı? Anahtarı biliyorsunuz. Şöyle evet. Alıyorum. 60 gün sonra mükemmel bir şekilde oturulabilecek şekilde tam olmuş herhalde, oluyor. Tamam. Sanırım ben bunu böyle almıyorum. Anahtarım da değişiyor değil mi? Evet anahtarım da değişiyor. Anahtarım da değişiyor. Benim. Çelik kapımıza kadar değişiyor. Her şey değişiyor. A'dan Z'ye. Ve aynı zamanda kanoriferlerimiz de, peteklerimiz de değişiyor. Peteklerimize kadar bireysel sisteme değişti. Burası ortak kullanım bir alan. Biz şu anda bireysele döndürdük burayı. İleriye yönelik bireysele döndüğü zaman tesis adını çektirdik. Herhangi bir sıkıntı olmadan peteklerin ucuları değişecek, direkt bireysele dönecek. O şekilde yani yaptık. Yani ileriye düşünüyorsunuz. Geldiğinde ev sahibi elektriği düşünmeyecek, suyu düşünmeyecek, kaloriferi düşünmeyecek, aynen. Hiçbir şey düşünmeyecek. Tesisatı düşünmeyecek. Klima tesisatı, evet. Mutfak işi, dekorasyon işini komple. Şöyle diyelim, saygılı yapı dekorasyonu, altı yazılı olan numarayı arayın. Şaban abimiz ve ekibimiz tam kadro yerinde bekliyor. Evinizi yenilemek istiyorsanız tercihiniz saygılı dekorasyon yapı dekorasyon olsun. Ve buradan ayrılıyoruz. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür kolay ederim. Gelsin. Sağ olun. Alo Baby'nin sunduğu Gel gör lezzeti tat, Erçelebi'yi anlat. Erçelebi, kömürde kadayıfın sunduğu Yudum yudum tazelik, yudum yudum lezzet, yudum yudum sağlık. Rabat Tea'nin sunduğu Mesai Saati programı devam ediyor. Antik dönemde Eletray ismini taşıyan, neresi burası? Tabii ki Ilgın'dayız diyoruz. Ilgın değil, değil. Ilgın. Ne Ilgın'ı? Şimdi Alanya'yı kuşbaşı. Kıyma. Artık kuşbaşı kıyma gitti yine. Yani buraya gelenler siz... Öküz helvasını yediriyoruz. Öküzleri yemeden göndermiyoruz. Göndermiyoruz, evet. Abi öküz helvası. Öküz olmamak için. Bu öküz helvası yemek gerekiyor. Öküz helvası yemek gerekiyor. Onun da bir yemesi vardır özelliği. Şimdiki durağımız Antalya'nın Şirin ilçesi Alanya Arzu. Biliyorsun Ali turizm... Yani gibi olmadı. Hadi geç kalıyorum. Hadi kapatalım. Geç kalmayın. Geç kalın. Ne diyor zaten? Size bir apartman vaat ediyorum. Ya arkadaşım. Çeşme ile İzmir arasındaki karıştırdım. Biraz oradan 60, biraz otodan 20. Küçüklerin ellerinden, büyüklerin gözlerinden öpüyoruz. Ve şimdiden geçmiş bayramımız mübarek olsun diyoruz ve sizlerle buluşuyoruz. Ne bayramı? Tam bayram geçti ya. Yeniden giriyoruz bayram ya. Bayram ne karıştırma lan? Tamam. Ne bayramı var, ne bayramı lan? Arzu, Kırkkayalar'da. Gelmedi. Al nazı, boğan nazı, değen nazı, ne nazı? Al nazı, boğan nazı, ne nazı? Al nazı, boğan nazı, ne nazı? Abi, olmuyor ki abi, ben yapamadım hiç. Ha?
Abi Türkçe konuş, ne konuşma. Mekrekacı gebana mareka mamekin la mersine usikin la kayşara bu deli mi o deli? Küçük Sarut'ta Tatlıcı Ayhan'dayız sevgili izleyiciler. Ayhan Usta yine işin mutfağında. Ayhan Usta kolay gelsin. Teşekkürler abi, hoş geldin. Aman yok, nasılsın? Teşekkürler abi, nasılsınız? Vallahi iyi, ne olsun. Allah iyilik versin. Bizim tatlı krizimiz değil mi Arzu? Vallahi şekerimiz düştü Ali. Güzel bir tahinli tatlı. Tamam, başlamışsın abi size. Bugün tahinli tek yapalım. Sadece tahinli. O tahinle buluştur bizi. Ömer nerede Ömer? Ömer ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Allah abi sağ olasın. Teşekkür ederim abi. Siz ne yapıyorsun tatlı güzel? Ha abi ne yapalım abi? Oh. Tatlı kime? Bana abi. Bana. Fazla yeme. Yemiyorum ki zaten. Yalnız Ali tatlılar bir taraftan dökülüyor. Müşteriler bir taraftan dökülüyor. Allah'tan bir şey olmasın. Ben hemen her gün böyleyiz abi. Her gün böyle. Arzu bir taraf canlı yayın yapıyor. Tabi burada sadece halka tatlı değil sevgili izleyiciler. Burada baklava olsun, şam tatlısı olsun. Her şey var burada. Her şey tamam. Kadayıf, billuriye, şekerpare, baklava. Ben bir duyum aldım. Bizzat da tabii onun çekimini yaptık. Evet. Üretim. Kadayıf üretimimiz var. Üretim bize ait. Üretim tamamen buraya ait. Bunu toptan her noktasına dağıtıyoruz. Süper. Şehirler arası da gönderiyoruz. Şehirler arası? Evet. Üretim iznimiz, her şeyimiz mevcuttur. Yani sipariş verildiği takdirde evet. Türkiye'nin her tarafına aynen. Gönderebiliyorsunuz. Hey guys, are you ready? So if you want something, you just have to get it. Get it, baby. I want your hands in the air. I really want your hands in the air. Push your hands up in the air, baby. İşte muhteşem bir lezzet. Tahin, fıstık, aroma, her şey var. Arı balından. Arı balından. Arının balıyla olmuş sanki ya. Abi ben yararsın biraz fazla alacaksın kirayı gibime geliyor. Öyle deme sen ya. Bırak abi bırak. Bugün alayım kiloyu ya. Arzu tadına bakın ben. Afiyet olsun. Abi. Ayhan sen yalnız bir şey söylüyordun. Bu diyet işi zor demiştin. Diyet işi zor Allah'a şimdi. Zor yani. Ama bir yandan da suçlusu siz değil misiniz? Böyle güzel tatlıları yapıyorsunuz, bizlere sunuyorsunuz. Kilo almamak mümkün mü? Hele ki Gaziantep'te. Ama gerçekten var ya bu işi biliyorsunuz. Allah Allah razı olsun. Afiyet olsun abi. Lezzet noktasını gezmeye devam ediyoruz. Şimdiki noktamız Binevler'de Bilecik Altın Şiş. Yalnız Bilecik diyorum. Burası sadece et üzerine değil. Gördüğünüz gibi Arzu. Güzel bir serpme kahvaltı. Gün, harika bir kahvaltı demektir. Gerçekten sevdiklerimizle, eşimizle, dostumuzla harika bir gün geçirmek için harika bir kahvaltı yapmak gerekiyor. Tabii bunu da Altın Şiş, Necat Bey ve Müslüm Bey gerçekten hakkını vermişler. Teşekkür ediyoruz biz de onlara. Abi öncelikle kolay gelsin. Bir pazar sabahı sizle yine karşılaştık. Evet. Tabii buraya gelince hep et yemek olmuyor. Biraz da kahvaltı yiyelim. Kahvaltı alalım dedim ama masada yok. Necid abi. Evet. Neler yapmışsınız?
bana özel mi, Arzu'ya özel mi yaptın yoksa normalde herkese veriyor musun? Hem size, hem size özel hem herkese özel. Biz bunu gelen müşterimizin bizim için çok kıymetlidir. Herkese aynı şekildeyiz ve herkese özel yani. Bizim kişiye değil, bütün gelen insanlarımızın yani müşteri. Yani herkes özel, bizim, altı şişeye evet, herkes özel. Bizim kapıdan gelen her müşteri bizim için özeldir. Ve biz de bu özelliği onlarla yaşamak istiyoruz. Onun için bu kişiye değil, bütün müşterimiz için de aynıdır. Peki abi, kaç çeşit kahvaltı var? Önce başlayalım buradan. Buradan sayalım mı Ali istersen? Öncelikle Gaziantep'in gastronomi şehri olduğu için tabii evet, Antiplilerin vazgeçilmez lezzeti kavurmamız var. Kavurmamız var. Nohutumuz var. Kaymağımız var. Bal var, zeytinimiz var, peynir çeşitlerimiz var. Peynir çeşitlerimiz diyorum çünkü sadece bir tane değil. Tabii ki annelerimiz eskiden var, yapmış evet, olduğu kızartma çeşitlerimiz var. Sahanda sucuklu yumurtamız var. Yani yok yok maşallah. Var mı ekstra? Burada olan ekstra olan şey katmerimiz var. Ha, sadece katmer. Katmerimiz ekstradır. Yani onu kişiye göre de, isteğe göre yapıyoruz. Antep'te bir mekan açmamızın en büyük sebebi Antep'in damak tadı bizim Birecik Urfa yöresine yakın damak tadı var. Biz de o yüzden Birecik'le Antep'i birbirine harmanlayarak bir lezzet sunmaya çalışıyoruz. İnşallah Antep'e de layık olmaya çalışırız yani bu yöreye. Olmaz olmaz bayağı bir kat ettiniz. Fazla gelen insanlarsınız. Evet. Aynı zamanda evet, otopark yerimiz de var. Evet. Gösterelim onu da. Onu belirtelim. Arkadaşımızda. Araç evet, sorunumuz yok. Araç park, otopark sıkıntımız, araç yalnız sıkıntımız da yok. Ali şimdi kahvaltıdan bahsettik. Lezzetlerimizden bahsettik. Yalnız ben bir duyum daha aldım. Tabii herkesin çok sevdiği bir içeceğimiz daha var. Evet. Kahvaltıdan sonra biz ne içiyoruz? Şimdi, ne ikram ediliyor bize? Bizim müşterilerimiz evet, Türk kahvesi. Burada gelen müşterilerimizi önce bir güzel doyuruyoruz, içiriyoruz. Sizi ondan sonra kahvelendirip gönderiyoruz. Dediğiniz zaman aklı ilk gelen Gaziantep sevdalısı. Zaten evet, isminden de belli oluyor. 27 Ocakbaşı. Ve tabii bunun yanı sıra Ali biliyorsun. Ya bu kadar Antep sevdalısı olur da telefon numarasına kadar 342 ile başlanır mı abi ya? Abi ne yapacaksın yani? Sevda budur. Bu kadar yani. Antep'i gerçekten çok seviyor. Yani bir, Antep'i evet, bir seven var. Bir yürekten sevan var, bir dilden sevan var. Biz yürekten inşallah. Dilden geliyor yüreğe, yürekten tabii, kalbe, böbrek, dalak hepsi gidiyor abi. Aynen, aynen. Peki abi, gerçekten güzel bir sunum. Barda lezzetlere bakalım isterseniz. Tabii tabii, buyurun. Ben lezzete bakmak istiyorum. Baharatı, tuzu gerçekten bu kadar harika olur mu? Gerçekten bir kuş olmuş. Bilal gelir misin abi? Bak şu etin orijinaline bak abi. Sunum harika. Gerçekten süper. Şimdi birçok yerde kebap lezzeti yapılıyor. Tabii burada 27 Ocak başında farklı bir sunum. Sofra böyle. Şöyle ben devam etmek harika istiyorum yalnız. Yalnız burada kardeşiniz Murat Usta'mızın arkana hikaye etmeyelim. Yani o da bizim diğer şubemizde. Üniversite tarafında. Üniversite şubemizde. Bizde kardeş demek ayrı bir gönül demek. O bizim gönlümüzün yarısı. Yani onu beni yoktu. Bey zaten burada bir aile ortamı var ve gerçekten personelimiz de o şekilde görüyorsunuz. Hı-hı. Yani onlar da bizim kardeşimiz, bizim işçimiz olmaz. Biz kimseye patronluk yapmayız. Hepsi bizim kardeşimiz. İşçi olanın zaten biz patron olamayız. Onun da burada yeri olamaz. Mehmet abi çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki dönemde farklı çekimler yine yapacağız. İnşallah. Yolunuz başka okula, üniversiteye, stadyumun oraya düştüğü zaman mutlaka 27 Ocakbaşı yazan o levhaya, o Gaziantep sevdasına
O 342 olan yere mutlaka gelin diyoruz. Mehmet abimiz burada. Mekan harika. Ne söylemek istersin abi? Herkese şimdiden afiyet olsun. Afiyet olsun. Can verir canan için. Seni sevdim. Bu akşam yine Tatlıcı Garip'teyiz sevgili izleyiciler. Tatlıları almışlar, götürüyorlar. Afiyet olsun. Sağ ol abi. Aldınız tatlıları. Aldım abi. Götürüyorsunuz. Evet abi. Yavaş abi. Boğazına kalamazsın. Fıstık attılar mı? Yok, fıstık attılar abi. İyi abi, afiyet olsun. Sağ ol abi. Sevgili izleyiciler, gerçekten Tatlıcı Garip akşamları tıklım tıklım yoğun geçiyor. Burada gel abi, gel. Gel abi, gel. Öyle mi Şehit Kamil? Gel arkadaşlar, gel. Şehit Kamil Belediye basketbol takımı oyuncuları. Arkadaşlar tatlıyım mı geldiniz? Evet. Yalnız siz benim yanımda fazla durmayın ya. Ben şöyle yaklaştığım nasıl olur şeyde? Yok. Nasıl, lezzeti nasıl buluyorsunuz? Mükemmel abi. Güzel abi, çok güzel. Beşiktaş'ı Raşet abi. Vallahi harikadır. Yalnız fıstık attırmamışsınız. Abi, atmadılar ya, bizi sevmediler herhalde. Enes, bir dahaki partide fıstık ver. İyi arkadaşlar, afiyet olsun size. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Arkadaşlarımız da geliyor buraya. Abi sen yavaştan götürüyorsun. Diş yok ya ondan. Sarma götürüyorsun, anladım abi. Eyvallah. Buna giriyorsunuz, sıra numarası alıyorsunuz. Sıra numarası almazsanız burada tatlı alamazsınız. Niye abi? Tatlı alamazsınız. Numara kaç abi? Kaçıncı kişisin? 18. Tam sıra sende abi, 118. Aynen. Sen abi kaçıncısın? 119. 119. Arkaya geç abi, şöyle bekle abi. Sıraya göre 119 sesleniyor. Gel. İyi dostum. Ne yapıyorsun Hilos? İyidir vallahi Ali Bey, hamdolsun. Sen abi, nasılsın? Eyvallah. Sıcakçı Hilos. O bile sıra alıyor. Kaçıncı kişisin abi? Abi 121 abi. 121. kişi. 121 abi. Abi Hidos'a uyanıklık yapabilir miyiz? Yok abi. Olmaz, sınav geldi mi zaten? 121'e şu anda, 121'deyiz işte şu anda. Hidos bile olsa torpil yok. Sıra numarası aldın mı abi? Yok. Ama çaktırma Ali, ben şöyle bir aradan, kıyıdan, köşeden bir geldim. Şöyle ustamın yanına yanaştım. Burada uyanıklar geçiriyor mu abi? He var, aldım ben. Onu ben yaptım yalnız. Benim gibi çok varmış lan. Yalnız benim bir özelliğim olsun, bir farkım olsun. Evet. Gel Arzu, gel. Bir farkım olsun. Kendi işimizi kendimiz görelim. Enes, ben tatlıyı alıyorum. Gel. Yardımcı. Severler, ay gördüm Allah, amen tübillah. Ne günahım varsa. Hangisini istiyorsan onu ver. Evet. Ya şu fıstıklı bir şeyi ver de bu sefer hiç tabağa şey yapma. Butter fıstığı ver bana. Halka. Halkadan mı? Halkadan yiyelim ya. Valla halkayı yiyelim. Arzu yiyorsun. Ya çok güzel olmuş Ali ya. Sözden çalaydım. Nasıl, ne yapacaksın biliyor musun? Tut şunu. Bak. Ne yapacaksın biliyor musun? Bak. Uyanıklık bak. Uyanıklık yapıyorsun ya. Şöyle içine atsam. Kişiye özel oluyor biraz. Kişiye özel oluyor. Şöyle sağlı sollu. Şöyle yapıyorsun abi. Antep'te ne diyorlar? Halkadan. Halkadan. Amen tübillah. Ne günahım var. Dünya Saç Merkezi'ndeyiz. Artık saçsızlık bir sorun değil. Şu an yanımızda işletme sahiplerimiz ve ortaklarımızdan Fatih Bey ve İhsan Bey var. Öncelikle kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. Şimdi öncelikle biraz sizi bir tanıyalım. Buradan başlayalım. Fatih Bey, burada kaç yıllık bir firmasınız? Bu yıl 10. yılımızda. 10. yılı tamamladık bu yıl. 10 yıllık bir firmayız. Gaziantep'te.
Burada yaptığımız işlem, protez saç uygulaması yapıyoruz. Yaptığımız saçlarımızın herhangi bir sağlık açısından bir sıkıntısı yoktur. Kişiden aldığımız saç örneklerinden yola çıkılıyor. Birebir kişiye, kendisi yan saçlarına uygun bir şekilde birebir saçlandırıyoruz. İhsan Bey'e de soralım. İhsan Bey, burada birçok kişi saçsızlıktan yakınıyordur. Artık ekim değil de proteze daha çok ağırlık veren var. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Çağımızın hastalığı bir kellik, bu bir gerçek. Artı yaş seviyesi 20'lere kadar düşmüştür. Ekimde istenilen oran olmadığı için artık millet protezde. Ve sağlıklı, güvenilir, herhangi bir yere müdahale yok. Son derece emniyetli ve %100 sonuç verdiğimiz bir sistem olduğu için protez şu anda çok yaygın. Ücret olarak maliyetler 1500-2000 lira arasında, çok o kadar yüksek bir rakamlar değil. Ciddi bir rakam diye düşünüyorlardı. Değil, değil. Onun dışında dediğim gibi yani istediği saç modeli, istediği saç görüntüsünü alıp yani herhangi bir sıkıntıya girmeden, çok yüksek rakamlar vermeden. Çayımızı içmeye gelsinler, burada ne olduğunu kesinlikle görelim. Gelsinler, burada otursunlar, tanışalım. Görüşlerimi içeceğimizi istediler. Bir 15-20 dakikada bütün bilgileri aldılar. En azından içinde bir soru işareti kalırsa da birebir burada Fatih Bey uzmanımız olarak her türlü bilgi verecektir. Yani eminim %100 buradan boş çıkmayacaklardır. Alo Baby'nin sunduğu Gel gör lezzeti tat, Erçelebi'yi anlat. Erçelebi, kömürde kadayıfın sunduğu. Yudum yudum tazelik. Yudum yudum lezzet. Yudum yudum sağlık. Rabat T'nin sunduğu Mesai Saati programı devam ediyor. Kahve gelsin. Var kahve de var. Bir yerde yaptırmaları için gelsinler. Niye gelsinler deyince biraz değişik bir soru oldu da cevabını verme de zor oldu bunu. Ne diyoruz? Ali yollarda Biricik'te. Orada. Dizip denince aklımıza ne geliyor Ali? Tabii ki fıstık. Fıstık. Ya ama lütfen ya. Gel abi gel. Kesmece bunlar değil mi kesmece, abi? Evet kesmece. Kime kesmece diyorum ama sallıyorum ha, farkında mısın? Abi karpuzlar yalnız baba. Çekil. Vallahi mi çekil? Vallahi çekil. Çekil misin? Yok. Ha iyi. Ne diyelim bunu? Bu Şanlıurfa Bozova karpuzudur. Orijinal. Vallahi. Dinleyeyim mi? Dinleyeyim mi? Vallahi de billahi de. Vallahi de. Billahi de. Billahi de. Ben de koymuşum şimdi getirdim. Kaliteli ürün üretiyor, içeri giremiyorlar. Ne bileyim, o görselliği, ne bileyim, kaliteli ürün oldu. Şimdi bir tür cümleyi toparlayamadım. Ali abi, tekrar kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Şükürler olsun, iyiyiz. Evet, buyurun. Ali konuşamadı, inanmıyorum ya. Toparlayamadı gülmesini. Konuşamam bana, konuşalım. Biz hiç konuşmuyoruz ya. Konuşunca da açılıyoruz yani. Aynen öyle. Hangi de? Aramak konuşalım, sana çabuk. Abi bayağı bir eğlenceliydi ama yalnız ha. 10 numara ya. Daha çok eğlenirdik de biraz gerginlik oldu. Dayarı koy da git. Bak yine geliyor. Dayarı gidi herif ya. Allah'ı seversen git ya. Git. Kadir abi vallahi şu kim anda. Kim arıyor? Kadir abi arıyor. Kadir abi. Kadir abi. Kadir abi dur ya. Röportaj yapacağız. Allah'ın seversen. Ali abi kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler Ali Bey. Birbirinden farklı traktörlere bindik değil mi Arzu? Traktörlere bindik, eğlendik, kafa dinledik, çayımızı yudumladık. Çevremizde traktörler döndü abi. Şov yaptık. Daha ne? Sen gel beni konuştun. Biz benim artık konuşma şansı ben. Ya bir de karşıya gel, bir de gel, tamam devam. Onlar biliyor. Kaç yaşındasın? Birinci bölük, ikinci batarya yerlerinden.
155 yıllık ofis topçu Mamaz Gözdemir. Buyur komutanım. Asker sağ sola geriye de. Sol. Ele geçtim ağlama. Çaldığım bağlama. Ele geçtim ağlama. Kız ben buralı değilim. Bala bana gönül bağlama. Ben de yandım yandım. Eli zilliyen. Ben de yandım yandım. Çifte telliye. Hop. Şimdi insanlar yola çıkarken, tatile çıkarken yapması gereken bir şey var. Gülme, gülebilir yani mesela. Önce güleceksin yola çıkacaksın. Ay benim ağrım. Sonra telefona bakabilir. Evet. Alık çarpmak mısın arabada? Nereden anladın? Allah. 4 yıldır anlayamadın, şimdi mi anladın? Ha, inşallah, inşallah. 4 yıldır anlayamamış, şimdi anlıyor çatlak olduğumu. Dur. Yalnız kameramana da bir tatlı gönderin de. Ağzın suya. Haber önce o işini yapsa Allah'ı seversen söyle ya. Ağzının suyu atıyor, buralara geldi. Suyu haberin yok abi, sen ne diyorsun? Çıtır bulmadayız biz, tabii ki ağzını suya yakacak. Bu yeşili görüp de ağzını suya yakmaması mümkün mü? Ali bak attın, geçti kula. Yıllarını vermiş bir ustanın yanına gireceğiz. Bu usta, o en büyük özelliği, en büyük var ya, işte o. O işte. Ne diyeceğiz? Evet, şu an yine tekrar milli takım hocamız. Ben en büyüğünü alayım da Halit hocam, en büyüğünü vereyim bir dakika. Eski kickboks milli takım hocamız Halit tekrar. Ne mesela. Ne diyeceğiz? Hocam derseniz son olarak insanlara tavsiyeniz nedir kickboks hakkında? Ne yani kickboks hep şiddet olarak tanıyorlar. Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Neyi ne diyeceğim? Ne alakası mı? Peki ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Kamera arkası yapacaksın değil mi? İyi, güzel. Yaptı bir de. Yaptı. Neyi ne diyeceğim? Sistem, evet, yedek parçasıyla birlikte 3S sistem veriyoruz. Günü 24 saatinde traktörümüzde arıza olmuyor. Onu belirteyim özellikle. Ama vatandaş der ki işte ben çite gireceğim. Yarın sabah erken saatte gideceğim. Bugünden yağım değişse. Ehlen ve sehlen saat 9'a kadar, akşam saat 9'a kadar hizmet veriyoruz. Çok güzel. Çok o zaman şöyle diyelim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gelin, görün, kullanın. Memnun kalmazsanız Mehmet Lütfi Kozkan bütün yardımlarıyla. Traktörü iadeye geri alıyorum. Başkanım, ben diyorum şunu, ben diyorum gün gelecek her kişi bir kubato almak talebiyle bize gelecek. Neydi ama bugün niye olmasın derim. Şu an satış müdürümüz Selim Bey'le birlikteyiz. Selim Bey, kolay gelsin. Allah razı olsun, sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Fuar başladı bugün. Çok şükür başladı ve satışlarımız çok iyi gidiyor. Yani müşterimiz veya çiftçimiz şu an Kubota'nın farkına varmış bir durumda. Yalnız yani, bütün yazı beraber geçirdik Selim'le. Çok şükür. Bütün çiftçilerimizi gezdik, dolaştık. Hepsi memnuniyetlerini dile getirdiler. Yani onu demek istiyorum. Yani şu an çiftçilerimiz Kubota'nın yani Japon malının ne kadar farklı, ne kadar kaliteli olduğunu farkına vardı. Şu an Kubota 2013'te Türkiye'ye girmesine rağmen şu an satış pazarında en yüksek seviyelerde. Kubota Kosko Tarım'dayız ve şu anda Kahramanmaraş Kubota bayisiyle beraberiz. Merhabalar. Merhabalar, hoş size geldiniz. Size biraz tanıyabilir miyiz? Ahmet Yalçın dede, Kahramanmaraş Kubota Traktörler Bayisi'yim. 2013 yılından beri bayiliği sürdürmekteyiz. Fuara da Gaziantep Bayisi Kosko Tarım'la beraber girdik. Fuar güzel geçiyor. İstediğimiz gibi geçiyor. Satışlarımız devam ediyor. Kubota'nın iki ayrı bayisi olarak berabersiniz fuarda. Doğrudur. Beraberiz fuarda. Zaten akrabalığımız var. Bir ayrımız gayrımız yok. Öyle söyleyeyim. Kubota'da aile işletmesi diyelim. Devam ediyoruz bu şekilde. Peki fuar nasıl her seneye nazaran? Yani her seneye göre daha iyi olmasını bekliyoruz. Bu sene erken başladı. Bu sene erken başladı ve daha uzun süreli.
İnşallah son güne kadar. Yine Kubato satışlarını üst plana çıkartmaya inşallah, devam edecek mi? İnşallah. Onun için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Sizi de biraz tanıyabilir miyiz Kubato'yla beraber? Yani 2014 yılında Ulus abiden iki adet traktör aldım. Bundan sonra traktörlerimizden memnun kaldıktan sonra tabii dostluk oluşmaya başladı. Dostluk oluştu. Bundan dolayı da haftanın bir günü veya iki günü muhakkak oradayım. Gider çayların içeri. Yememiz gibi geldi. Traktörle başladı, devamı geldi. Traktörle başladı, dostlukla devam etti. Bu şekilde. İlk traktörü verdiklerinde Kubat olarak nasıl bir anlatımla başladılar? Siz mi araştırdınız? Yani ben araştırdım zaten. Ben aşağı yukarı bir 15-20 gün araştırdım. İnternette fabrika ne zaman kurulmuş, ne üretmiş, işte 1960 yılından sonra traktör dönemine geçilmiş ve şu an Amerika'da 159 gibi bir... Memnuniyetleri ve şikayetleri artık... Tabii. Yani bunların hepsini değerlendirdik. 16 Sibop olması, dar dönüş sistemi kabiliyeti olması, kırımlarının güçlü olması, bir nevi klimanın motorlarından bağımsız çalışması, bunların hepsi birer etken oldu. Kararımızı kıldık. Vallahi sayenizde biz de bütün özelliklerimizi öyle vermiş öyle olduk. Öyle bir anlattınız ki yaz çekimlerimizde yani, biz de gerçekten Kubato'yu başarılısını takdir ettik. Yani iyi bir traktör. Yani günümüz traktörlerin içerisinde en iyi traktör diyebileceğimiz traktörümüz yani. Antep'teki fuar gezilerimiz devam ediyor ve şu anda traktörde kendini ispatlamış Türkiye birincisi Erkun Traktör Alparslan Ticaret Mesut Bey ile beraberiz. Mesut Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz tekrar. Sağ olun, teşekkürler. Siz de biraz tanıyabilir miyiz? Ben Mesut Alparslan, Gaziantep Erkun Traktörlerinin bayisiyiz. Aynı zamanda Kilis de bizimle. Kilis'in de bölge bayisiyiz. İşte bu yılda gördüğünüz gibi yine sizlerleyiz. Bu yıl yine bize desteklerinizi esirgemiyorsunuz. Ayrıca teşekkür ediyorum. 5 gün sürecek Gaziantep Kap Fuarı'ndayız bu yıl yine. Gördüğünüz gibi yoğun bir ilgi var. Markamıza yine böyle çiftçilerden güzel yorumlar alıyoruz. Bildiğiniz gibi işte yine geçen yıl başarılı bir şekilde 2017 yılını bitirdik. Ya 2017'yi bir sağladınız böyle. Birincilikle geldiniz. 2017'de birincisiniz. Evet. Bunun sırrı nedir? Öncelikle tabii traktörümüzün üstün olması, kalite yönünden, garanti yönünden, servis şartları yani gayet iyi. Yani piyasadaki çiftçilerimiz bunu biliyor. Az çok farkındalar. İkincisi ekibimize teşekkür ediyorum ben buradan. Sizlere teşekkür ediyorum. Evet, yani sahada olmamız, traktörümüzün özellikleri, aksamı, kaliteli olması, arıza olmaması bunlar tabii ki insanları ileriye taşıyor. Biz de bu konuda şanslıyız. Erken bir fuar oldu. Evet, bu yıl erken oldu evet. 5 gün sürecek. Burada bütün çiftçilerimizle bekliyoruz. Biz 2018 modellerimizle katıldık buraya. Gördüğünüz gibi yine iddialıyız. Tüm modellerimiz mevcut. Ben daha önce de vurguladım bunu. Bahçe meyveci modellerinde üstün bir özelliğimiz var, üstün bir dizaynımız var. Fıstık bahçeleri için tasarlanmış özel ölçüye sahip. Yani özel ölçü derken şöyle söyleyeyim, alçak olması, traktörün toplu olması bizim burada sektörde çiftçiye karşı bir artımız var. Sahadaki servis olasılığımız, Kilis'te bugün iki tane servisimiz var. Bu yıl ikinciyi kattık Kilis merkeze servis olarak. Gaziantep merkezde var, Nizip'te var, 3S olarak hizmet veriyoruz.
Yavuzeli Arabanda servisimiz var, Oğuzeli'nde servisimiz var. Erfurt'un adım atmadığı yer evet. Köy yok diyebiliriz. Peki son olarak Show TV izleyicilerine buradan neler söylemek istersiniz? Herkese teşekkür ederiz. Bu yılda bizi destekliyorsunuz. Yine yanımızdasınız. Sizlere teşekkür ediyoruz. O zaman sloganla bunu kapatalım mı? Çiftçinin gücü Erkut. Aslan'dan rica ediyoruz ve buradan ayrılıyoruz. Ulaş'la traktördeyiz. Satışlar fuarda devam ediyor. Nasıl gidiyor satışlarımız? Çok güzel. Hemen satmışsınız bir tane. Bir tane verdik dayımıza. Hemen tanıyalım onu da. Merhabalar. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Fuarımız nasıl geçiyor? Mükemmel. Bir tane aldık işte. Beğendik evet. Peki nereden geliyorsunuz? Ben... Traktör alma nedeniniz nedir? Çiftliğim var. Çiftlik için aldım. Gezdim fuarı. En kaliteli bunu gördüm. Traktörü. Alman malı. Önceden de biliyorsunuz alışveriş evet, evet. Yakıtaz. Sistem almıştım. Yakıtaz diğerlerinden %30 eksik yakıyor. Ondan dolayı tercih ettim yani. O zaman biz de hayırlı olsun diyoruz. Sağ olun. Hayırlı günler de kullanın. Tabii ki. Biz kendimize bir hedef koyduk. Her yıl yeni ürün mutlaka Türkiye'ye getireceğiz diye. Biliyorsunuz en son 4E ürününü geliştirdik Türkiye için. Buçuklu vites, 30-15 şanzıman ve enjeksiyonlu motor. Çok ergonomik olarak da kullanıcıyı düşünen bir model oldu. Şu anda da çok yoğun ilgi görüyor ve hala sırada satıyoruz bu modellerimizi. Bunun dışında özellikle bu sene büyük sürprizimiz fabrikamız. Mevcut fabrikamızı 3 katına çıkartacak yatırımlarımız bitmek üzere. Ocağın sonu itibariyle fabrika teslimini yapacaklar. Ve biz inşallah Mart ayı itibariyle de üretimlere başlayacağız. Peki bu fiyatlarımız hakkında da biraz bilgi verelim. Ödeme kolaylıklarımız nasıl olacak? Çiftçilerimize en azından bunları bildirmiş olalım. Şimdi kalite olarak biz kesinlikle ödün vermiyoruz. Bu hem motor teknolojisinde hem de şanzımanda. Bu anlamda çok ciddi kaliteli ürünler çıkartıyoruz. Fiyat konusuna geldiğimizde şunu söyleyebilirim. Avrupa'yı bir traktörü yani özellikleriyle, donanımlarıyla çok dolu olan bir traktörü yerli traktör fiyatına satıyoruz. Bu anlamda da şu anda ilk 3 markadan bir tanesiyiz. Çok ciddi büyüme kat ettik. İnşallah bu sene 2 markadan bir tanesi olacağız. İlk 2 marka. Seneye de inşallah artık ya birincilik ya ikincilik. İş düşüyor aynı zamanda bayilerimiz sayesinde de çiftçilerimizi toparlamış oluyoruz. Biz de gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz ve herkesi buraya bekliyoruz diyoruz ve buradan ayrılıyoruz. Evet. Sayın Bakanım, duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Valla mutluyum yani hep diyorlar ithalat ama bakıyorsunuz her şeyde ihracat yapacağımız teknolojisinden gıdasına kadar her şeyimiz var. Yani biz güçlüyüz, birbirimize inanmamız lazım, kendimize güvenmemiz lazım. Birbirimize inandığımızda, güvendiğimizde
inanıyorum ki bu Türkiye her geçen yıl daha da büyüyecek. Katlayacak. Ekonomisini katlayacak ve sadece bölgenin değil dünyanın en önemli ülkelerinden bir haline gelecek. Dünya markası, Türkiye markası New Holland'dayız. Bilgin Ticaret'teyiz. Yusuf Bey merhabalar. Merhabalar. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Yusuf Bilgin, Gaziantep, Nizip, Birecik, New Holland bölge bayi. Peki Yusuf Bey, şu anda yoğun bir kalabalık var. Fuarımız devam ediyor. Evet. Neler söylemek istersiniz? Şimdi bildiğiniz gibi New Holland bir dünya markası. Aynı zamanda Koç Holding tarafından 65 yıldır Türkiye'de üretilmekte. Türkiye'deki pazar payımız şu anda %50. Türkiye'de 45'in üzerinde şu anda marka var. Traktör satan marka. Yani bu ne demek? Her iki çiftçiden birisi New Holland kullanmakta. Diğeri de 45 markadan birisini tercih etmekte. 10 yıldır üst üste pazar lideriyiz. Hem Türk Traktör New Holland olarak hem Bilgin Traktör olarak. Pazar lideriyiz. Bize bu desteği veren çiftçilerimize, müşterilerimize, bu bereketli toprakların sahiplerine çok teşekkür ediyoruz. Peki burada İl Tarım Müdürümüz, aynı zamanda Fakı Baba, Bakanımız geldi, ziyaret etti sizleri. Bunlarla ilgili düşünceleriniz neler? Bir yeni ürünümüz vardı, T480 çift şeker. Sayın Bakanımız Ahmet Eşref Fakı Baba, Milletvekilimiz Necat Koçer Bey, Tarım İl Müdürümüz, belediye başkanlarımız, rahat odası başkanlarımız, müşterilerimiz, çiftçilerimizle birlikte yeni ürünün lansmanını gerçekleştirdik. Açılışını yaptık. Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize, diğer sivil toplum örgütü başkanlarımıza, Tarım İl Müdürümüze çok teşekkür ederiz. Bizi çok onurlandırdılar. Lezzetiyle, kebabıyla, keçisiyle, onuyla, bunuyla başlayacağım. Şunuyla. Kuşbaşı, simit kebabı, küşlememiz. Ama küşlememiz koyun etinin özel yerinden. İsminde ünlü bir yettir. Tekrar başlayalım. Güzel, önümüzde bu işletmenin ve yeni işletmemizin yeni sahibi isim neydi? Halil. Hani Dost. Tekrar başlayalım. Mola Saati programımız devam ediyor sevgili izleyiciler. İşte bu güzel işletmenin yönetim kurulu başkanı Ali Süngüş'le birlikteyiz. Ali Bey merhabalar. Öncelikle kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. Merhabalar Ali Bey. Hazır mısın abi? Hazırım. Tamam. Gözümden ışık alamadım. Ben yardım edeceğim daha şey. Bu için. Yarabbim. Yarabbim. İyi yapma ama yapıyorlar. Yavaş olsun. İyi gidiyor. Niye aramda şey yapıyorlar? Şahit kaldı ya. Ali Süngüş Bey var. Ali Süngüş Bey merhabalar. Hayırlı işler diliyorum. Sesim iyi mi? Görmez ama benim sesim. Niye sesim? Niye ses yapıyor? Açık senin mikrofonu. Ses var mı ses? Mehmet abi bir kere seni geliyor, nasıl? Ne diyor? Nasıl oldu anlamadım. Şey. Senin sesin geliyor. Oğlum oyun yapma bize. Oyun bak sana. Burası Gaziantep sevdalısı olan. Aynen öyle. Mehmet abimizin yanındayız mı? Neredeyse sen de öyle. Buranın da kom. Ama işte. Vallahi ben konuşayım. Kompleks midir lan? Ne dönüyor kompleks? Bu hafta tarla ürünlerinin tarla var evet. Bunu temiz kağıda çektireceğim. Masumiyeti. M.A.'yı Manus Dolpas'ını ben okuyacağım. Ezberler diye. Ya sana bir tane isterim. Seninkiler lan benimkiler. Bizi batıracak mı? Bizi batıracak mı ya? Alo Baby'nin sunduğu
Gel gör, lezzeti tat, Erçelebi'yi anlat. Erçelebi, Kömürde Kadayıf'ın sunduğu. Yudum yudum tazelik, yudum yudum lezzet, yudum yudum sağlık. Rabatti, Mesai Saati programını sundu.